Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bu YouTube videom birazcık yıl içerisinde laboratuvarda çektiğim videoları paylaştığım bir video olacak. Yani tamamen spontane YouTube için hazırlanmamış ve tüm doğallığıyla çekilen videoları izleyeceksiniz. Bizim üniversitemiz önlük yüme töreni 4. sınıfta yapıyor. O yüzden kendi kendime önlük yüme töreni yapıyorum burada gördüğünüz gibi. Unutmadan söyleyeyim, videomu beğenip daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Yorumlara istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Diğer videolarımda diş hekimimle alakalı bayağı bir şeyler var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi burada malzemelerimi gösterdiğim bir video çekmişim. Sabun, cetvel, işte hocalarımız bize ölçülerini veriyor dişin. Ölçüp biçip ona göre kesiyor. İşte spatüllerimi gösteriyorum. Bu şekilde genel olarak ilk dönem kullandığımız malzemeler bunlardı. İlk dönem ve ikinci dönem olmak üzere hepsini gösteriyorum yaptığımız şeyleri. Merak etmeyin. Yani Medipol'e gelirseniz birinci sınıfta ne yapacağınızı benim videom sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Her şeye hazırlıklı olarak gideceksiniz. Malzemelerimiz bunlar birinci dönem için. Nasıl bir görüntü ya? Kaşlarım kayboldu. Yakıştı. Ben de böyle çok komik oluyor. Bakın neresi yakıştı, şuna bak. Şimdi size teslimlerimi göstereyim. Az önceki videoda sesi kısmadım bilerek, laboratuvarın biraz ortamını görün, oradaki sesi, hani nasıl bir öğrencilerin nasıl bir ortamı var diye, hani doğal ortamımızı, doğal habitatımızı görün istedim. Şimdi biraz da laboratuvarın işleyişinden bahsedeyim, ödev teslimlerimiz nasıl oluyor ondan bahsedeyim. Şimdi bir hafta bize gelin, ilk hafta gittiğimizde neyi nasıl yapacağımızı demo üzerinden, herkesin önünde televizyonlar var, oraya yansıtıp izletiyorlar. Biz de mesela şu an ben haftanın ödevini izlettikleri için ve kalıplar olduğu için kendim yapmaya çalışıyorum. Yani ilk haftamız bizim kendimiz deneme, elimizi alıştırma haftası. Bir sonraki haftamız, yani ikinci hafta geldiğimizde de iki tane diş teslim ediyoruz. Yani bir hafta dişi öğrenme aşamamız var. Diğer hafta da dişi teslim aşamamız var. Her dişten ikişer tane yapıp teslim ediyorduk. Burada şu an sabunun yazısını çıkarıyorum. İlk başta yapmanız gereken şey bu. İsterseniz meyve bıçağı, isterseniz şu an elimde tuttuğum alçı bıçağını kullanabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Sadece yüzeyin pürüzsüz olması sizin işinizi daha kolaylaştırır. Yani yazının olmaması daha iyi. İlk başta dişleriniz gerçekten çok kötü olacak arkadaşlar. Yani dişlerim kötü oluyor, ben bu bölüme uygun değilim, ben yapamıyorum diye bence pes etmeyin. Çünkü benim de bakıyorum, ilk dişlerim gerçekten dinozor dişi gibi. Yani bunu ben yapmış olamam diyorum. Ama bunlar çok normal. Yani bir tane dişi tek seferde yapmanız gerçekten çok, el beceriniz baya baya iyiyse mümkün. Yani ilk başlarda ben bir dişi 3 defa 5 defa yaptığımı hatırlıyorum. O yüzden bu gayet normal. Canınız sıkılmasın, moraliniz bozulmasın. İlk başlarda bunlar olabilir. İlk başlarda tabii ki herkes mükemmel yapmıyor. Yani bizim asistanlarımız ilk başlarda mükemmel yapmıyordu. Kimse anne karnında öğrenmiyor. O yüzden moralinizi bozmayın. Bir şekilde oluyor. Sadece denemeyi bırakmayın. Bir diğer haftaya geldik burada gördüğünüz gibi. Kıyafetlerim değişti. Yani şimdi başka bir laboratuvar günündeyiz. Burada başka bir diş teslim edeceğim. Şu an onları parlatmak için önce kadın çorabıyla fazlalıklarını falan, işte böyle tozunu falan alıyorum dişin. Daha sonra birazdan saten alacağım. Saten kumaş gerçekten çok iyi parlatıyor. Bence kadın çorabından ziyade ek olarak saten kumaşla da bir tur parlatın derim. Yine iki tane diş gördüğünüz gibi iki diş teslim ediyoruz. Genel olarak bu şekilde. Bir de bu şeyden bahsetmek isterim. Mesela bazı üniversitelerde asistan hocaların çok sert olduklarını, hiçbir şeyi beğenmediklerini falan duyuyorum. Hani kendim kazanmadan önce araştırırken de bunlara şahit oldum. İşte hocalar dişlerimizi kırıyorlar, direkt çok kötü puanlar veriyorlar falan gibisinden. Ben ilk senem olduğu için mi bilmiyorum, hani sadece sabun, basit bir işlem yaptığımız için de bunu yaşamadım bilmiyorum, ama bizim hep asistanlarımız çok iyi. Yani kime sorarsak soralım, zaten 3-5 tane asistanımız oluyor. Hani 5-6 tane asistan oluyor. İstediğinize sorun. Ben mesela bazı dişlerimi tekrar başka asistanlara soruyordum. Hepsinin yorumunu alıyordum, ama hani hiç böyle tersleyen veya
kaba davranan bir asistan olmadı. Hiçbir arkadaşımdan da duymadım bana böyle böyle yaptılar diye. Hani kimse bağırıp çağırmıyor. Kimse dişinizi kırmıyor. Bilmiyorum sadece bizim üniversitede mi böyle ama. Hani genel olarak öyle bir sıkıntı yaşamadım. Yani dediğim gibi belki ileride daha ince işlerde şeyler yaşayabilirim ama şu an birinci sınıf için böyle bir şey yaşadığımı söyleyemem. Yani bizim üniversitemize geliyorsunuz bu da gözünüzü korkutmasın. Bu arada arkadaşlar üniversiteyi savunduğumdan veya böyle hani üniversiteyi iyi göstermek için söylemiyorum bunları. Tamamen hani gerçekten böyle bir sorun yaşamadım. Bunun için söylüyorum. Bu da Phantom Lab'ımız. Phantom Lab'ın aslında ikinci sınıftan itibaren kullanmaya başlıyoruz ama bizim modülasyon lab'ımızda bir defalığa mahsus yer yoktu. O yüzden buraya gelmiştik. Buraya da görmüş olduk. Bundan sonraki videolarda Instagram'da da paylaştığım sesli ikinci dönem ödevlerimizi göreceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte alçıdan modülasyon yapmaya biraz giriş gibi bir şey yapacağız. Burada malzemeleri gösteriyorum. Maskem, eldivenim, gözlüğüm, masa motoru. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hiç kullanmadım daha önce. Torch, piyasemen. Bu arada o malzemenin ne işe yaradığını bilen varsa beni aydınlatabilir mi? Modelaj mumum, 4 renkli. Bunlar spatüllerim. Şimdi hazırlanıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Ama bu partta bu modülasyonla geçmeyeceğiz. Sadece elimin alışması için böyle biraz daha önceden yaptığım yedek ağaçlarımı deneme yapıyorum. Burada bug'a girdim. Piyasemeyi nasıl tutacağım çözemedim. Sonradan ama evet tutmayı başardım şu an. Burada deniyorum hani piyasemeyi kullanmaya elim alışsın diye. Bayağı tozuyor bu arada arkadaşlar. Son olarak iki tane farklı ucumuz var. Biri ince, biri kalın. Böyle gözüküyor. Part 2'de görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mum modülasyonu serimizin part 2'sine hoş geldiniz. Artık lotere geçtim diş kesme aşamasında. İlk partta elime alıştırmıştım biraz biliyorsunuz. Sonra ucunu değiştirdim. Kalın uçta daha iyi olduğunu fark ettim. İlk başta korkmuştum çünkü hani yan dişleri kaydırırsam en baştan başlamam gerekecekti. Burada ortasını deliyorum dişin çünkü mum koyduğum zaman modülasyon düşmesin diye, sabitlensin diye. Modülasyona geçiyorum. Spatülü ısıtıp istenilen renkte mumu alıp alçıya koyuyorum. Bu şekilde bir modülasyon sağlayacağız arkadaşlar. Bu arada böyle part 2, part 3 falan 3-4 olarak devam edecek. Çünkü çok uzun oluyor videolar. Ve hani böyle size göstermek istiyorum her aşamasını. Merak eden arkadaşlar ulaşayım. Diş hekimliği isteyenler özellikle. Bu şekilde bunun açıklamasını yapayım şimdiden. Ve burada şey fark ediyorum. Modülasyon devam ederken. Beyaz alçı olan kısmı pürüzsüz olması gerekiyor. Ama ben onu unuttuğum için tekrar beyaz alçı kazımaya geçiyorum. Yani modülasyon yarım kaldı. Ve çok tozudu. Bir arkadaş yoruma yazmış. Keşke ısıtıp da yapsaydın diye ama bilmiyordum maalesef. Part 3'te görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mum modülasyonu serimizin part 3'üne ve artık son partına hoş geldiniz. 11-12-13 numaralı dişlerin modülasyonu bitmiş olacak. Aslında ben size sadece 3 tane modülasyon göstereceğim ama teslim ödevimizde toplam 10 tane diş modülasyonu var. Sadece 3 tanesini çekebildiğim için 3 tanesini sizinle paylaşacağım. İşin dramatik yanı 1. sınıfın son teslim ödevi olması. Yani bu son pratik ödevimiz. Kanalımı açtığımda daha 1. sınıfın başındaydım. Birlikte sabundan dişler yaptık, kuru sınavlarına girdik, laboratuvarlara gittik beraber. Yani olabildiğince sayfamda 1. sınıfta neler yaptığımızı aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Burada da son olarak, son teslim ödevimiz anı olarak kalsın istedim. Hem de diş hekimliği isteyenler, merak edenler. Ben çünkü çok merak ediyordum kazanmadan önce. Ne yaptığımızı görsün istedim son olarak, son teslim ödevimizi. En son hali de birazdan göreceğiniz gibi yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ve beğeni kaydetmeyi unutmayın. Diş pratiklerimizi çektiğim kadarını paylaştım arkadaşlar sizde. Şimdi sadece diş laboratuvarlarımız yok biliyorsunuz 1. sınıfta. Anatomi, işte mikrobiyoloji, biyokimya laboratuvarlarımız falan da var. Onlardan da birkaç tane video çekmişim. Onları da size göstermek istiyorum. Mesela bu anatomi labımız. Anatomi labımızda gerçekten bayağı bir market var arkadaşlar. Hani oraya gidip inceleme şansınız. İstediğiniz zaman gidip ders çalışma olarak da gidip ben hani maketler üzerinde çalışmak istiyorum anatomi dediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle bir video göreceğim, göstereceğim size. Bir de burada arkadaşım bize kemikleri falan anlatıyordu. Böyle bir video çekmişim. Bu gördükleriniz model, bu gördüğünüz sarı olan ise gerçek bir scalpla. Yani model dışında gerçek hayvanlara ait örneklerde bulunuyor. Anatomi labında da bu kadar video çekmişim arkadaşlar. Şimdi mikrobiyoloji labına geçtik. Mikrobiyoloji labında ilk yaptığımız işlem şeydi. Tükürük, ağzımızdan tükürük enzimlerini alıp işte onu besi ortamına koyup bir sonraki hafta incelemekti. Burada gördüğünüz gibi ben ilk başta örnek koyuyorum. Sonra işte onun yayma sistemleri var. Böyle 4 parçaya ayırıyorsunuz. Onu hoca bize anlattığı için burada her seferinde çubuğu dezenfekte ederek ateşte ve sonra birazcık soğutup o işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde bir işlem yapıyoruz burada. Birazdan malzemeleri göstereceğim size.
Malzemeler de bu şekilde arkadaşlar. Bir tane işte besi ortamım var. Bir tane bu çubuğun adını unuttum. Ve bir tane de ateş ispirit ocağımız var. Bu şekilde dört faza ayırıyoruz. Yani mikrobiyoloji labımız da böyleydi. Ben bir sonraki hafta gidemediğim için maalesef mikroskoptan görüntüleme bakamadım. Bu da biyokimya laboratuvarında olduğumuz bir günden kısacık bir video. Bir de histoloji dersinde labımız vardı ama ben hiç çekim yapamamışım. Genel olarak size tüm laboratuvarları göstermeye çalıştım arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize.